Adventure İstanbul kanalından merhabalar. Bu haftaki teknik bilgiler 101 köşemizde zincir dişli setlerini konuşacağız. Zincir dişli ile ilgili temel bazı bilgileri paylaşacağız. Zincir dişli bildiğimiz üzerine motordaki gücü arka tekere aktaran bir organ. Arka tekere aktaran çeşitli organlar var. Dişli, şaft, kayış gibi organların en fazla kullanılanlarından bir tanesi de zincir. Zincir dişlilerde ring denilen yani Türkçe meali yüzük dediğimiz unsur var. Bu unsur nedir? Mesela ona biraz değinecek olursak. Gördüğümüz üzerine zincirdeki belli parçalar var. İki tane plaka arasında bir pim ve bu pimin üzerinde dönen şurada rollerlar mevcut. Bu rollerın içindeki pimin üzerinde bu roller dönerek dişlin içine girip çıkmasını kolaylaştırmakta. Peki bu İki tane plaka arasında şu bölgenin temasını sağlayan asıl işte teknoloji burada ortaya çıkıyor. Daha doğrusu araştırma geliştirme kısmı burada ortaya çıkıyor. Burada işte dediğimiz şey ringler mevcut. İlk jenerasyonlarda, ilk eski zincirlerde burada herhangi bir ring şu ikisi arasında herhangi bir ring durumu söz konusu değildi. Ringsiz. Yani arada herhangi bir kavuçuk madde yoktu. Aslına baktığınız zaman ring dediğimiz şey bu iki tane plaka arasında kavuçuk maddenin tanımı. Peki bu ringlerde çeşitler var. Neler var? Hepimizin bildiği gibi O-ring. O-ring zincir diyoruz yani. O-ring dediğimiz zaman bu iki zincir arasındaki kavuçuğun şekliyle alakalı bir durum. X-ring var yine aynı keza ve Z-ring var. Ha bu arasındaki ringler çeşitleri aslında çok fazla. T-ring var, W olanı var vesaire. vesaire. ama biz genelde bildiğimiz üzere O-ring, X-ring ve Z-ring üzerinden genelde dişilerimizi alıyoruz. Peki O-ring nedir? O-ring bu iki tane plakanın arasında olan kavuçuk maddenin yuvarlak yüzüğün ortadan kestiğiniz zaman karşıdan baktığınızdaki şekli aslında bu. Peki X-ring ne? X-ring de işte bu tam ortasından kesip açtığınız zaman karşıdan baktığınız zaman X şeklinde bir muhteviyatla karşılaşıyorsunuz. E peki daha da bir tık daha ilerisi var. O da nedir? Zering. Zering'de ne var? Onda Z şeklinde değil. Ama onda da şöyle bir şey var. X rengin biraz daha teknolojisinin ilerletilmiş hali. X şeklinde fakat bir tane kolu biraz daha şöyle tabir edelim. Şişko bir kol söz konusu. Bunları zaten görsellerde de gördüğünüz zaman zaten kolaylıkla anlaşılabiliyor. Peki bu vatandaşlar, bu insanlar neden bunlara kafa yormuş? Niye kafa yormuş? Zincir teknolojisi gelişiyor. Mümkün olduğunca gücü daha efektif aktarılması, daha sessiz çalışması, daha dayanıklı olması gibi unsurlardan dolayı bu çalışmalar, bu argeler yapılıyor. Belki çok daha ilerlere taşınacak teknolojileri göreceğiz. Peki neden O-Ring'den X-Ring'e geçmişler? Yani X-Ring daha sonra zeyringe geçmiş. Şöyle anlatalım. O-ring iki plakanın arasındaki o ring kısmının daha efektif çalışması için yapılırken X-ring de X olmasından mütevelli hem o-ringe nazaran yağı daha fazla hapsetmesi, daha tutucu olması, o-ringe göre daha az sürtünme katsayısı ve daha tabii yağ daha uzun hapsetme ve daha uzun tutmasından dolayı daha uzun ömür ve Yine aynı keza sürtünme daha az olduğundan dolayı daha az ses ile karşımıza çıkıyor. Yani daha az sürtünme, daha az ses ve daha uzun bir ömürle karşımıza çıkıyor. Peki z ne var? Bulunduğu şekil muhteviyatına bakıldığında yine X-Ring'in bir level daha iyisi olarak karşımıza çıkmakta. Çünkü X-Ring karşımıza şu şekilde çıkmakta. Yine X şeklinde. X'in kollarından bir tanesi biraz daha iri. Ve daha dayanımı bir tık daha üst düzeye çıkarmakta. Peki biz zincirin bu arasındaki durumdan bahsettik, X ring, O ring, Z ring'den bahsettik. Peki bu zincirin hani zincire alıyoruz, belli numaralar var, İşte 520, işte 525, 530 gibi kutularında bir şeyler yazıyor. Peki bu nedir? Zincirimizin buradaki aslında kalınlığını göstermekte. Buradaki kalınlığın bize etkisi nedir? Daha dayanımlı olması, daha güce karşı mukavemetli olmasını sağlar. Daha kalın bir zincir olmasından hatta içindeki pimlerin, ringlerin vesairenin daha dirençli olmasını beraberinde getirir. Yani 520 yazan bir zincirin dayanımıyla 525, 530 yazan bir zincirin dayanımı birbirinden farklıdır. 530 kesinlikle daha dayanımlıdır. Ama şöyle bir şey kesinlikle yapılmaması gerekmekte. Eğer motosikletinizde fabrika 525 öneriyorsa kesinlikle 525 takılmalıdır. Fabrika verilerinin dışında takılacak zincir çeşitli problemlere yol açabilmektedir. Peki Zincirin tamam ringlerinden bahsettik, genişliğinden, dayanımından vesaire bahsettik. Bir de tabi zinciri taktığımız zaman bir görseli var. Zincirimizde görsel olarak birkaç tane renk seçeneği mevcut. Bizim hep genelde bildiğimiz silver, gold olarak iki çeşidi bilmekteyiz. Son zamanlarda bu baklaları siyah olanlar da karşımıza çıkmakta. Şimdi mesela soru soru gelebilir. Ya işte siyah olsa ne olur? İşte silver olsa ne olur? Gold olsa ne olur? Gerçi şöyle de yapalım. Türkçelerini söyleyelim. Türkçemize sahip çıkalım. Gümüş olanla altın rengi olanın arasındaki fark şudur. Gümüş olandaki korozyon, paslanma altın olan zincire göre biraz daha çabuk olacaktır. Ama bu zincirinize baktığınız zaman ikisinde de zaten bu şekilde bir problemle karşılaşmanız zor. Ama kesinlikle gümüş olan altın olandan biraz daha erken paslanma olasılığı mevcuttur. Siyah olana geldiğimiz zaman siyah olanın malzemesinden dolayı onda biraz daha zor paslanma durumu söz konusu. Yani aslına baktığınız zaman gümüş olan zincirde görüldüğü üzere buralarda korozyonlar mevcut. Gold zincirde bu biraz daha geç gerçekleşmekte. Peki bu zincirlerin eskidiğini nasıl anlayabiliriz? Artık değiştirme zamanı vesaire. Zincirlerde birkaç tane eskime göstergesi mevcut. Birincisi zincirin uzaması. Yani sizin zinciriniz belli bir güce maruz kaldıkça uzama durumu söz konusu. Zincirler uzadığı zaman arka maşada bu zincirleri gerebilme tolerans göstergeleri vardır. Bazı motosikletlerde rakamsal olarak verirler. Bazı motosikletlerde de renklendirerek vermektedirler. Burada zincirin uzaması belli bir toleransın üzerine geldiği zaman bu zincir artık değiştirilmesi gerektiğinin bir göstergesidir. Bu birinci şeyimiz. Zincir uzadığı zaman. İkincisi zincirin eşit şekilde gerginliğinin olmaması. Yani siz tekerleği çevirdiğiniz zaman boşta Zincirin gerginliğini kontrol ettiğiniz zaman bir noktada daha sonra başka bir noktaya geldiğinizde kontrol ettiğiniz zaman aynı gerginlik veya aynı gevşeklikle karşılaşmamanız durumudur. Bu da zincirin bir bölgesinin rinklerinin bozulduğunu bir bölgesinin sağlam olduğunun göstergesi de olmakta. Bu sebeple de zincir eşit düzeyde eskimediğinden dolayı veya eşit düzeyde gerginliğinin olmamasından dolayı o zincir yavaş yavaş eskime ibaresi göstermekte. Üçüncü ibare olarak da baklaların katlanması dediğimiz bir durum söz konusu. Yani bu baklalar normalde düz bir çizgi olması gerekirken baklalar baktığınız zaman şu şekilde böyle katlı gözüküyorsa eğer yani düz bir çizgi sergilemiyorsa o zaman bu zincirin de ringlerinde eskime durumu söz konusudur. Bu da zincirin değişmesi gerektiği ibaresidir. Peki dördüncü olarak ne olabilir? Dördüncü olarak da zincirinize yakından baktığınız zaman mesela o yüzden hep deriz ya motorunuzu kendiniz yıkayın. Zincirine çok dikkatli bakın. Zincirin içindeki bu ringlerde şeytan tırnağı gibi böyle kavuçuğun kendini dışarı atmasını görebilirsiniz. Onu gördüğünüz zaman bilin ki oradaki o ring içeriden parçalanmıştır. O parçalanmış o ringler arttıkça zinciriniz verimli bir şekilde zaten iş görmeyecektir. Belli bir kilometre sonra o bakla kitlenecektir vesaire vesaire. Bu dört unsura bakarak zincirinizin değiştirme zamanının geldiğini aslında kendiniz de çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Dedim ve zinciri bitirdim. Zincirimizin bağlı olduğu diğer önemli bir unsur da dişlerimiz. Şimdi dişlerimize baktığımız zaman çeşitli motosikletlerde çeşitli diş sayılarına göre çeşitli hesaplamalarla bu dişiler üretilmekte dişlilerin zincir kadar önemli bir unsur olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yine aynı keza dişli ile zincirin eskimesi durumunda performans düşüklüğü, yakıt artması, güvenlik zaafları vesaire söz konusu. Güvenlik zaafları dedik. Eğer olur da zinciriniz koparsa, atarsa hiç hoş olmayan durumlarla karşılaşmamız söz konusu. En iyi ihtimalle motorunuzun bloğuna bir şey olur. Daha çok kötü bir ihtimalle bacağınıza zarar gelebilir. Bu vesileyle zincirimize kesinlikle iyi bakmamız gerekiyor. Dişlide ise bu takımın en önemli organlarından bir tanesi. Dişlilerde önemli olan bazı hususlar mevcut. Zincirimizi değiştirdiğimiz zaman kesinlikle zincir ve dişli olarak değiştirmek önerilir. Ha bunu nasıl anlayabiliriz? Bunu şu şekilde anlayabiliriz. Bazı göstergeleri vardır. Dişlinin eskime ibarelerinden birkaç tanesinden bahsedelim. Zincirin dişlide oturduğu bu şekilde bir oyuk mevcut. Bu oyuk Zamanla dişlinin oturmasından kaynaklı ve yani mesaisinden kaynaklı bu formun bozulması mevcuttur. Bu form bozulmaya başladığı zaman bakıldığında dişlinin değişmesi gerektiği ibarelerinden bir tanesidir. Bir diğerine bakacak olduğumuzda dişlinin formu. Genelde dişlilerin üst tarafında bir düzlük mevcut. Bu düzlük eğer artık köpek balığı dişi gibi sivrileştiyse yani bu dişiler hem sağdan hem soldan aşınmaya başlamıştır demektir. Eğer köpek balığı gibi artık sipsivri olduysa o da yine bir dişli değişim ibaresi olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka bir şeye baktığımız zaman motorun gücü dişlinin aşınmasından dolayı bu dişlerin deniz dalgası gibi belli bir yana yatması durumu söz konusu olabilir. O zaten direkt gözle görülebilir. O da dişlinin Değişmesinin yine bir ibaresidir. Peki daha ekstrem şeylere geçtiğimizde daha ekstrem ne olabilir? Dişlinin kırılması. Dişlinin kırılması dediğimizde de zaten burada bir diş eksik olduğu zaman burada aslında tehlikeli bir durum söz konusu olacaktır. Kesinlikle acil bir şekilde dişlinin değişmesini gerektirdiğini göstermekte. Örnek verelim. Benim espinik sarımda güzel anılar olan bir Dişli üzerinden gidelim. Baktığınızda görüldüğü üzere dişlinin oyu çok derinleşmiş durumda. Baktığımız zaman yine dikkatli dişlerin düz sabitliği yok, hafif sola doğru kaymış durumda. Yani biraz daha böyle dalga gibi diğer tarafa kaymış durumda. Yani çok fazla strese maruz kaldığının göstergesidir bu. Yine en son dördüncü olarak söylemiş olduğum dişin kırılması. Bunlar zaten değiştirilmesi gereken şeyler ama dişin kırılması çok acil bir şekilde değiştirilmesi gerektiğinin habercisi olarak karşımıza çıkmakta. Bunun internette çeşitli görselleri mevcut. Kendi dişinize de çok dikkatli bir şekilde bakarak bunları görebilirsiniz. Peki ön dişlere baktığımızda Ön dişlilere baktığımızda da yine aynı dişli profilleri üzerinden daha demin bahsettiğimiz şeylere bakılabilir. Ama ön dişli tabii ki arka dişliye göre biraz daha dayanımlıdır. Çünkü daha hem daha komplike daha küçük olmasından dolayı ve genel itibariyle etrafında kavuşuk bir yüzeyle daha sessiz tutulabilmesi vesaire konularından dolayı. Peki dişlilerde ne gibi çeşitler mevcut? zaten çok değişik markalar çok değişik şekillerde dişli üretmekte. İnternetten baktığınız zaman çok fazla marka mevcut. Hepsi de ellerinden gelince en iyisini üretmeye çalışıyor. Dişlerde çeşitli özellikler mevcut. Mesela hafifletilmiş dişçiler mevcut veya normal standart ağırlıkta olan dişçiler mevcut. Hafif olanların şöyle bir avantajı var. Yuvarlanma katsayısı vesaire bazı teknik konularda daha avantajlı olduğundan dolayı performansı daha yüksek olacaktır. Daha yüksek olduğundan dolayı da genelde böyle hani saniyelerle yarışılan yarış motorlarında veya yarış organizasyonlarında büyük bir artı sağlayacaktır. Ama dayanım açısından bakıldığı zaman dayanıklılığı standart dişçilere göre biraz daha zayıf olacaktır. Ayrıca dişlilerde son dönemlerde hep bahsedilen sessiz dişli duyuyoruz. Onlarda ise aslında baktığınız zaman dişli bildiğimiz dişli. Fakat dişlinin zincirin oturduğu halkanın dışında yani tam bu çizgi üzerinde bir kavuşuk malzeme ile sesin emilmesini sağlıyorlar. Aslında baktığınız zaman sessiz dişli, daha sesli dişli dediğimiz şey aslında şu çevredeki bulunan kavuçuktan ibaret. Evet. Bu hafta da teknik bilgiler 101 köşemizde zincir dişleyip paylaştık. Genel bilgilerinden bahsettik. Tabii ki daha ayrıntılı bilgiler mevcut. Ama bizim buradaki amacımız en azından temel bilgiler üzerinden bir şeylere ulaşmak. Zincirimize dişimize iyi bakalım. Ama ondan önce kesinlikle uyulması gereken en önemli kurallardan bir tanesi. Zincir diştimize ne yapıyorsak yapalım. Motorumuz kesinlikle çalışmadan yapalım. Temizliğini yaparken kesinlikle motorumuz çalışmadan hatta anahtarımızı cebimize koyalım. Böyle şakacı bir arkadaşımız çıkıp da eee diye bir şaka yapmaya kalkar. Başımıza iş alırız. Zincir dişli konusu gerçekten ciddi bir konu. Zincir dişlimlerimize iyi bakalım. Eskitmeyecek şekilde kullanmaya özen gösterelim. Eğer eskidiyse de ertelemeden bütçemiz doğrultusunda zincirimizi dişimizi değiştirelim. Evet bu haftada teknik bilgiler 101 köşesinde zinciri işledik. Önümüzdeki hafta sürpriz bir konuyla birlikte olacağız. Adventure İstanbul kanalını takip etmeyi, desteklemeyi, bizi geliştirecek sorular, önerilerle yanımızda olmayı ihmal etmezseniz çok mutlu oluruz. Bu haftalık da bu kadar. Zincir Dişli'den ve benden Orhan Amca'dan güle güle.